Burada sakallak babalar. Küçük sarıbaşlak babalar. Barışı simge eden güvercinler. Kara bulutları da uçan yüzlerce helelik. Atatürk'ün ta kendisi. Kırmızı, pembe, sarı çiçekler, ters laleler. Atlar, köpekler ve güneş. Bugün 10 Kasım Atatürk'ü anma gününü saygıyla anın. Çünkü Atatürk 1938'in şu anda bugünün saat 09 2.05'te Siyoz hastalığına yakalanarak hayatını kaybetti. Bu güzel liderimiz çok güzel şeyler yapmıştı. Yalanlar değil, gerçek başarılı olan ve bizim ülkemizi kuran en güzel kişilerden biri. Onu saygıyla anıyoruz, nefretle anmıyoruz. Zaten orada bu tarz ters laleler varken bu kısımda ağaç gibi olmuş iki ters lale görüyoruz. Evet. Bir de bir kartal da var. Ve kartal da ağlıyor. Orada da iki tane sarı yapraklı ve çiçek de mutsuz. Çünkü liderleri öldü. O da Mustafa Kemal Atatürk'ün ta kendisi. O artık yaşamıyor, ancak zihnimizde yaşamaya devam edecek. Ve emperyalist saçmalıklara meydan okumaya devam edeceğiz. Burada bir sürü kalp görüyorsunuz. Kara bulutların ve turuncu gökyüzünün içinde. Çünkü gün yeni başlıyor. Barış güvercinleri orada yeşil yapraklar getiriyor. Orada da bir sürü yeşil pembe kalp görülüyor. Evet. Onlar suçsuz, günahsız şeyler. Ancak yeraltı ise çok hoş olmayan şey içeriyor. Ondan öncelikle orada güneşimiz de yeniden açılıyor. Ve orada bulutlar kara olsa da beyazlaşacak. Orada ise fark ediyoruz ki bunlar martı değil, leylek sürüleri. Türkiye'den göç edecek çünkü soğukların gelmesiyle daha güneye, yani daha sıcak yerlere göç edecek. Bunu gaddarlık olarak, saçmalık olarak anmayalım. Gerçekte biz bunları çok görüyoruz. Burada bir sürü, hatta karı bulutların içinde leylekler var. Evet, leylek çizdim. Orada bir sürü tane leylek çizdim. Hatta bakarsın çok sayıda leylek var. İlla şunu biliyoruz ki illa her 10 Kasım'da Atatürk olmak zorunda değil. Bunu içinde çarpı koydum. O Atatürk'e pek benzemedi için. Çünkü yeni nesil Atatürkçüler oldukça saçma ve toksik kişiler. Onu bilmekte fayda var. Orada güzelliklerin yanında
Bir de Allah belasını versin dedirten bir şey var. Orada üç kollu bir şeytan oradaki altı parmaklı kolunu İsrail'e, iki tane beş parmaklı koluna ABD'ye saçıyor. Evet, bir şeytan. Ancak yüzü yok. Üç tane kola sahip bir şeytan. Oradaki ateşler sarı ve turuncu değil. Turuncu var ancak kan renginde. Hem de kırmızı kanı renginde ateşler var. Evet. Çok bokça anlamlı görünüyor. Öyle değil mi? Bir de bunun karşısında dört tane şirket karalandı. İlkini çizdiğim Bayer oldu. İkincisi McDonald's. Üçüncüsü Amazon. Dördüncüsü ise Netflix. Orada bu kan ateşinde kendi günahlarından ders almadıkları için yanarak küllerin arasına karışıyor yan hatalarıyla yüzünden. Ve bunlar yabancı dev şirketler. Ve birçok günaha karıştığı için bu ateşe girecektir bir gün. Bu rahatsız edici kan ateşine. Hem de kırmızı kanı renginde bir ateş. Ancak üsttekiler günah çıkarmadı. Burada bir köpek görüyoruz. Orada ise bir ve iki tane at görüyoruz. Biri annesi, diğeri de onun çocuğu olan Tay. Ayşem, bu kapı niye kapanıyor? Görüşürüz. Hadi yeter annem, hadi.